Avrupa Şap Hastalığı Kontrol Komisyonu ve Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın yer aldığı ortaklaşa şap tatbikatı yapıldı. Tatbikat öncesi bir otelde düzenlenen sınırı aşan boyutta şap hastalığı simülasyon egzersizi toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı şap uzmanları, ülke temsilcileri ve veterinerler sunum yaptı. Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, şap hastalığının sığır, koyun ve keçide oluşturduğu verim kaybıyla ölümler nedeniyle gıda güvenliğini tehdit ettiğini, ekonomik kayıplara yol açtığını söyledi. Hastalığın endemik olduğu ülkelerde ulusal ve uluslararası ticarette yol açtığı kısıtlamalar nedeniyle ekonomik bir hastalıktır. Bu nedenle şap hastalığından ağrı olan ülkeler gerek serbest ticaret ve gerekse gıda güvenliği açısından önemli avantaja sahiptirler. Bayazıt, etkin mücadele ve sürveyans sunucu Trakya'nın 2010 yılından beri aşılı arilik statüsünde olduğunu anımsattı. Bugünkü hareketle etkin mücadele ve sürveyans yöntemlerinin neticesinde 2010 yılında Trakya bölgesinde aşılı arilik statüsü başarılmıştır. Trakya bölgesinde ariliğin korunmasına yönelik olarak il ilçe müdürlüklerinde çalışan veteriner hekim, veteriner sağlık teknikleri ve teknisyenleri yoğun gayret göstermektedirler. Tarım ve Orman Bakanlığı şap uzmanları Bulgaristan, Yunanistan, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli ve Edirne'den veterinerler özel kıyafetleriyle Kemalköy köyündeki şap tatbikatına katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Şap Enstitüsü uzmanı ve Avrupa Şap Komisyonu Türkiye Delegesi Naci Bulut, şap tatbikatının saha çalışmasını gerçekleştirdiklerini söyledi. Tatbikat çalışmamızın saha çalışması için buradayız. Gördüğünüz gibi Bulgaristan, Yunanistan komşu ülkelerimizden de temsilcilerin katılımıyla bu tatbikatı nasıl gerçekleştireceğimizin sağ aşamasını burada görüyorsunuz. Burada öncelikle hastalığın bir bölgeden başka bir yere taşınmasını önleme amacıyla uygulanan biyogüvenlik tedbirlerini görüyorsunuz. Bunları tamamen hastalıkla ilgili etkenin bu varsayılan buradaki yerden başka bir yere taşınmasını önlemek için bu önlemleri alıyoruz. Hastalığın bir bölgeden başka bir bölgeye taşınmasını önlemek amacıyla uygulanan biyogüvenlik tedbirlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Bulut, katılımcılar daha sonra klinik muayene, hastalığın teşhisi, numune alımı, aynı zamanda hastalığın araştırılmasına yönelik araştırma deneyimi gerçekleştirecekler dedi.